Evlenme yaşı gün geçtikçe artıyor. Erkekler için uzun ömrün sırrı mutlu evlilikte saklı. Evlenmek, ev kurmak bu devirde çok zor çünkü masraflar çok. Hem en kısa sürede evliliği hem de dünyanın en hızlı boşanma davasına imza attılar. Damat gibi giyin. Evlendikten bir saat sonra boşananlar oluyor değil mi kavga edip kanka? Abi o çok zor değil mi? Bu bir rekor gibi ya. Abi erken de, boşanma abi. Bak sakın yapmayın bu hataları. Çevremde yapanlar da var. Ana baba, aile, akraba herhangi biri yani partnerinizin akrabası da istiyor olabilir. Alel acele evlilik konularına girmeyin abi. Emin olun ya birini tanımak için bir iki sene falan geçmesi gerekir arkadaşlar. Bu tecrübeyle sabittir yani. Erken boşanma yaşamayın ondan sonra. Adliyeye gitti. Sevinci görülmeye değerdi. Şimdi evlilik dediğiniz şey nedir? Evlilik dediğimiz şey kadınlar için bir başlangıç, erkekler için ise bir sondur. Ya Türkiye'de evlilik bir başarı göstergesi gibi bir şey. Özellikle kadınlar arasında tam bir statü göstergesi. Babasının evinde gırgırla yer süpüren kadın, kocasının evine geldiğinde bu yerde sürünen robotlar var ya, onlardan istiyor. Ha, temizlik falan sikinde değil ha onun için. Maksat arkadaşlarına havasın işte storiesini görsünler diye. Bir de ona bir tane isim takıyorlar. Bize şunla bir... Kanka... Vallahi kanka ya. Bir şey söyleyeceğim. 10 tane falan gördüm otomatik dönen elektrik süpürgesinden ben. Bak bizim evde yok bu arada biliyorsun. Kanka hepsinin doğru hepsinin lan. İsimleri vardı. Hepsinin isimleri vardı kanka. Nasıl isimleri? Ya X işte köpek ismi gibi anladın mı yani? Hani Max Payne de diyebilirsin ona yani. Fark etmez. Vallahi bak gözlemleyin bunu harbiden onu böyle evin bir bireyi gibi görüyorlar. Ben anneme bir sorayım. Anneme almıştım onlardan. Çünkü yani yere eğilmesini istemiyordum temizlik yaparken. O isim koymuş mu? Bir dakika arayacağım soracağım ya. Annem niye yayına dahil ediyorum şu an? Anne şimdi şey tam diyormuş yayın abi. Sen cihazı anlatmaya çalışırken ha Mahmut'u mu diyorsun falan diyormuş. Hoparlör aldım diyor. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ne lan diyorum şimdi. Dur bakalım ne diyecek ya. Merak ettim. Açmıyor galiba. Çünkü çantanın içinde telefon. Anneciğim ne yapıyorsun? Mutfaktasın. Sana tek bir şey soracağım. Bizim bu eve elektrik süpürgesi almıştım ben otomatik. Ona bir isim koydun mu? Tamam çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bir tanesin. Bay bay öptüm. Keşke ben de aynı şeyi söyleyebilsem deyip kapatsaydık. Annem şimdi ne olduğunu anlamamıştır. Sen ona bir anlat Kerem de. Annem yanıma uğradı İstanbul'da diş falan yaptırıyor. Söyleyeyim hemen. Hayır dedi arkadaşlar. Hayır dedi yani. Buna böyle bir gereklik varmış gibi beklemiyor annem. Hayır dedi. Canım anam. Birimizi çok seviyordu. Abi bir dakika. Chat'te biri var. Canto abi. Kim var? Yer süpürgeleri evin görüntülerini çekip konum paylaşıyor dedi. Nasıl ya? Yok kanka ya teknolojik olarak mümkün de. Annem kaç yaşında? 60 arkadaşlar. Ama canım anam isim vermemiş işte. Ertuğrul abi var chatte. Mother Lost ne? Doğru benim çıplak fotoğrafımı yaydı süpürge diyor Batu. Merak ediyorum senin çıplak fotoğrafını. Ben de diyorum Batu. Gizli gizli niye gelip bakıyor ki? Niye merak ettiğimi de bilmiyorum da komik olurdu yani. Vermezler diye gittim babasından yarım ağızla istedim. Adam çat diye verdi. Ben de gittim ertesi gün kızı kaçırdım. Babası aradı lan oğlum zaten kızı verdik dedi niye kaçırdın? Baba dedim ben de kaldıramam siz de kaldıramazsınız. Masrafsız böyle daha temiz oldu dedim. Şimdi yanlış anlaşılmasın ben parası için evlenmedim. Ben aşk evliliği yaptım. Eşim beni çok seviyor ben eşimi çok seviyorum. Güzel bir evliliğimiz var. Mutlu bir yavrumuz var doğalgazlı. Yani bir erkek doğal daha ne istedik ki? Benim evlilik hikayeme gelirsek biz birbirimize çok aşık. Ama çok önemli. Biz bak sobalı evde büyüdüm ben mesela kenar mahallede. Kanka soba bir tane odada oluyor. Diğer yerler buz gibi oluyor. Çok zor. Mesela sobalı ev. Doğalgazlı önemli bir terimdi aslında. Siz bilmezsiniz yeniler de. Direnebilir mesela. Merkezi ısıtma vardı abi. O daha olaylı böyle. Tabii merkezi ısıtma dediğin ısıtma. Efsane. Orada kaloriferler falan devreye giriyor. Ve full köklüyorlar. Gittim eninde sonunda mekanı kapattım, yerlere gülleri serdim, havai fişekler patlattım. Bu kadar da pırlanta aldım, evlenme teklifimi kabul etmedi. Sonra anneme söyledim, bunu buldu işte. 3-5 yıldır da evliyiz. Oha, tam meymenetsizin şeyini bulmuşlar kanka. Masum bulmuşlar. 3-5 yıldır da evliyiz. Kesinlikle abi. Başarılı kast.
Evde böyle bir şey görmek istemezdim ben. Kadına söylemiyorum bu arada. Rolünü çok iyi yapıyor yani. Böyle bir şey ne? Kanka hayır, asık surat yani. Evet, doğru abi. Merhaba, ben Volkan Öge. Sosyal hizmet uzmanı ve çift psikoloğuyum. En çok sorulardan niye, bir tanesi. Soyadın niye Öge kanka? Orada bile bir ufak mizahsen seziyorum. Abi Volkan Öge oldular. Ya bu. Yani aşk mı, işte görücü usulü mü ya da işte mantık evliliği mi? Aslında burada hepsinin olması gereken bir durum var. Yani aşk olmazsa da olmaz. Mantıksız bir evlilik yapmanın da bir mantığını görmüyorum. Şimdi görmeden de bir insanı evlenemezsin. Bir yerde bir şey de görmüş olman lazım. Bu arada size eşimle tanıştırayım. Hayatım gelir misin? Kendisi benim eşim. Eşim. Hayatım çay yapsana. Şöyle tavşanlı bir çay. Tavşanlı çay. Şey közde yap. Bunlar köz çayı değişmemiştir. Hem... şey olur, daha güzel olur. Ya bana bir de köz çay diye de bir sikiş dönüyor değil mi mesela? Normal ocak çayı yetmiyor. Kömür ateşinde bilmem nerede olmayacak. Aşkın yaşı yoktur. Şimdi en başta bana ailem biraz laf etti böyle, ön yargı yaptı yaş farkından dolayı. Ama eşinden... Aşkın yaşı... Sesini kısayım biraz. Vardır. Biraz da olur arkadaşlar yani. Vardır. Hani... değil mi? Olur. Kaçtır biraz bahsedince annem dedi ki direkt evlen, direkt gidek istekli de aynı gün istedik kızı. Dedikodular çıkmasın diye evlilik sözleşmesi yaptık. Boşanırsak 1 lira para alamıyorum ya. Allah gecinden versin, ancak ölecek de o zaman para alacağım. Şimdi çiftlerimiz arasında tabii en çok rastladığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu finansal durumların birbirleriyle paylaşılıp paylaşılmaması. Tabii ki biz her zaman şeffaflıktan yanayız. Şimdi iki türlü durum söz konusu olabilir. Parası olup da olmadığı gibi lanse etmek. Diğer taraftan parası olup hangisini demiştim başta? Evlenmeden önce bir vaatler. Yok elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Yok seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Hani nerede? Çalışıyor cebinde bir kuruş para yok. Bu çok klasik bir hikaye bu arada ya. Birçok ailede oluyor bu. Bence kimseyi hiç beklentiye sokmayın arkadaşlar. Hiç bunların hiçbirinin cinsiyeti yok yani. Kadın olarak da erkek olarak da şunları yapacağım, bunları yapacağım diye uçmayın. Gerçekten yapabileceğiniz şeyleri söyleyin. Onlar olmamaya başladığında huzursuzluk çıkıyor çünkü yani. Bak bunlar aklınızda olsun. Genç izleyicilerimiz de var ama onlar da yarın bir gün evlenecek. Ertuğrul abi nasıl kahkaha atıyor bak orada. Bu adam değil. Lan ben adam değilim de sen çok mu kadınsın? Hı? Aç mısın açıkta mısın? İstediğin her şeyi alınıyor mu alınmıyor mu? Fix laflar bunlar bak. Aç mısın açıkta mısını daha önce duymayan yoktur hayatında yani. Eğer çok sıkıntın varsa boşanırsın. Nah boşarım seni, sen bu orospu çocuklarına doyar. Yoksa ağzına sıçmasını dilerim. Bir gitsinler hele. Ben senden ayrılacaktım, sen bana muska yapmadın mı? Çek. Bu muska yapılmış halin mi? Tutmamış demek bu muska, tutmamış. Keşke seni tanımasaydım. Vallahi keşke ben seni tanımasaydım. Ben sana yazdım, geldin hemen ikinci gün benimle fingirdeyim. Keşke şeyin kırılsa. Vallahi keşke, niye benim şeyim kırılıyor? Keşke senin şeyin kapanaydı. Kalk beni annemlere götüremem. Kalk şerefsiz adi köpek. Şerefsiz adi köpek kombosu da geldi. Şimdi biz tabii ki de evli çiftlerimize her zaman açık sözlü olmayı öğütlüyoruz. Bu orospu çocukları seni maymun gibi oynatıyor. verecekler. İnadı. Fakat açık sözlülükle hayvanlık arasında fark var. Siz bu salağı çekiyorsunuz ya, demek ki siz de adam değilsiniz. Ne kadar negatif enerji yaydı ya kadın. Abi inanılmaz. Siz onun kusura bakmayın da. Valla elinizden öper, 4 tane çocuğum var. Kanka tavşan kanı çaya bakar mısın? Abi, çocuk kısmetiyle doğar diyorlar. Nusret altının renginde, yemin ederim. Gerçi bu 4'ünde de aynısını söyledik. Değişen bir şey olmadı. Bu 5'incide bakacağız bakayım. Bir şeyler olur belki. Evlilik aşkı öldürmüyor ama en sonu kendimi öldüreceğim. Tosunum. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Lan ne babası, bırak bu babayı. Nazmi lan, Nazmi de. Nazmi, yok öyle ufak bir çekim yapıyorlar. Nazmi kayınbabam olur. Belli çekmesin de. Geç bakayım, geç. Şş, baba bunlar ne? Acıktınızdır diye sana hazırlık yaptım. Teşekkürler. Gözdeğiyle tartışmışsın, hayırdır? He ya, ufak Allah bir tartışma Allah. Oldu, ben de size gitmek istedim, ben de oraya bıraktım. Boş ver, takma kafanı. Sana göre kız mı yok, siktir et. Geç, otur. Gel biraz netleşelim. Kendiniz hakkında mı dedin? Oğlum Gözde'nin babası evet, evet. Değil mi bu normalde? Evet abi. Sağ ol baba. Bak, o kadar damadım var. Ben en çok seni sevdim Tosun'um. Sağ ol baba. Bunlar ne zaman gidecekler? Toparlanıyorlar. Bugün giderler, yarın gelecekler. Gitsinler. Gitsinler de bu meseleleri biraz konuşalım ha? Tamam baba. Tosun'um,
Ben Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunuyum. Şahin'le de üniversitede tanıştık. Üniversitenin karşısında tekel bayide çalışıyorduk. Hayatım, ben anlatırım gerisini. Tamam. Şimdi evlenen çiftler arasında ciddi anlamda yaş farkı olması, eğer ki arkasında ikinci bir... Çok değişik bir konu ya Diren, değil mi? Yani evet, mutluluk doğru. Arayan var, huzur arayan var, iyi sevişme arayan var, para pul arayan var, evden kaçmak için evlenen var. Kaç farklı varyasyonu var? Evlilik çok geniş bir konu ya. Ya bir soru soracağım mesela. İsteyen cevap vermesin de. Annenizin babanızın hala birbirine aşık olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ya da hayır abi. Bence ağırlıklı hayır çıkar burada. Ben hardcore hayır diyorum. Bir şey söyleyeyim. O kadar uzun süre tüketilebilecek ki herhangi bir duygu yok abi. O kadar evet, uzun evet. Süre yani, birini sevemezsin de nefret de edemezsin. Bak full hayır çıktı. Bu hayır diyenlerin hepsi bir kavgaya, tartışmaya minimum şahit olmuş. Full hayır bak, full. Demek ki abi bir şey... Hiçbir duyguyu tutamazsın ki içinde o kadar şey. Nefret ettiğin adamdan bile bir süre sonra silersin, unutursun yani. Nasıl büyüsü bitiyor sonra... demek ki kanka, ne olursa olsun yani. Adrenalin Lima ile Brad Pitt'i de koysam... Çok nadir evet var. Annem babam için yaratılmış, babam annem için. Güzel Kaan, sen güzel babam annemi niye sevmişsin amına koyayım diyen mi? O kadar. Siz girin abi böyle yorumlar okuyup burada. Ben hepsini yakalayamıyorum. Yeni eldir onlar da diyor. Doğru Can. Güzel tespit. İlk 2-3 yıl güzel gidebilir. Ne demiş Ertuğrul abi? Bir dakika. Adam gibi adam demiş biri Ertuğrul abiye de bulacağım şimdi. Yeni evliyse çocuk nasıl yazdı oğlum? Klavyeye mi düştü çocuk? Ertuğrul abi ben hala seviyorum, 16 sene oldu demiş. Bu vay. O belli zaten abi. Ailesine sahip çıkan adam yani. Tabii canım. Her şeyini feda ediyor Ertuğrul. Ama çok az işte. Onun gibi adam da az. Adam da az, kadın da az abi. Düzgün. Aynen insan öyle. Az. Yakışır abi. 16 yıl iddialı bu arada. Biz de seni seviyoruz. Ertuğrul abi 16 ay oldu. Bizim aile her zaman sevgi dolu. Sevgimiz hiç atanmadı. Yaş 17. Kanka biraz daha yaşın ilerlesin. Bir gözlemlemeye başla bakalım. Genel olarak ne oluyor? Bu ne oğlum? Hiç anlayamadım ben. Annemle ne evliyim. Ne? Nasıl yani? Ne bileyim babamın abi. Babamın aynısıyım mı demek istiyor? Anlamadım. Vallahi bir şey anlamadım. Oedipus Rex mi o? Kanka evet. Hoş geldin. Oedipus küçük. Yakalayamadık tren abi. Üveyim şaşalara gelmiş. Niyet yoksa yani atıyorum burada çok zengin bir biri var, ölür gider yarın. Annem babam çocuk gibi diyor, sürekli tartışma oluyor diyor. Kanka aslında çocuk gibi değillerdir, birbirlerinden bıkmışlardır. 150 tane olay olmuştur geçmişte mesela. Artık tahammül, takat, böyle kelimeler var, keywordler. Onlar kalmamıştır yani bence. Parası bana kalır gibi açık konuşalım. Böyle bir art niyet veya alt bir bilinç yoksa bizim üzerine yorum yapacağımız bir durum yok. Hayatının aşkını buldun mu evleneceksin. Ben öyle yaptım. Eşim çalıştığında kendime bir şey olarak gidiyordu. En genci de en yaşlıya meç etmişler. Orada gördüm. Mansun çok iyi yapıyor bu işleri. O kadar güzel sipariş verdi ki ben o an aşık oldum. Canım benim, canım. Elini öpecekti lan. Evlendiğimizden beri başıma gelmeyen kalmadı. Banyoya girdim, elektrik mi çarpmadı? İçtiğim alkol sahte mi çıkmadı? Balkonun demiri mi kırmızı? Oha. Aşkım nazar hepsi nazar vallahi. Yani nazara geliyor sürekli. Aynen nazar kanka. Doğru söylüyor. Vallahi evlilik çok güzel ya. İnsan doğru insanı buldu mu evlilik mükemmel bir şey. Kanka bu çocuğun gözleri renkli. Anada babada yok öyle bir şey. Sağ olsun çok kahrımı çekti. Yani çekilik denler mi denk gelmiş kırıldı. Düşük ihtimalle? Bu da en ufağımız. Aşkımızın son meyvesi. Bak dün ağzıma sıçtı terk etti. Çek. Bak. Shutterstock diye bir tane mekana gitmiş. Ben hayatımda böyle bir mekana gitmedim. Ben burada börek yiyorum. İşi gücü şov. Anca arkadaşlarla bütün gün silik yarışıyorlar. Gülüşü gülüşünü nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri sele. Kendi kendimi telkinledim aslında. Masum bu evlilik düzelecek, sabret dedim ama Şubat Ocak'tan kötü. Mart Şubat'tan daha kötü oldu. Nisan zaten Mart'tan daha kötü olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi içimde Haziran'a kadar süre verdim. Eğer bu devran düzelmezse resti çekip boşanıyorum. Boşandıktan sonra benim hayatım öyle bir atağa kalkacak ki akrabalar, eş dost, konu komşu çatır çatır çatlayacak inşallah. Hayatım içeriden sesler geliyor. Git bak bu çocuklar gene ne yapıyor. Hadi bir tane.
Ben o kayınbabamın var ya kanını sikeyim kanını. Kanını çim diye çevirmişler alt yazılarak. Gidip benim borçlarımı kapatmış, elektriğimi, faturalarımı hepsini ödemiş. Neymiş? Elinde yoktur evladım. Ben sana bu ay destek vereyim diyor. Lan var ya. Lan benim paranla satır mı alacaksın? Şerefsiz. Bundan 6 yıldır bu meslekteyiz. Tabii ki de görmediğimiz manyak, görmediğimiz hasta ruh kalmadı. Şimdi terapi önemlidir desem bir türlü, önemli değildir desem bir türlü. Şimdi şöyle açıklayayım. Bazı insanlara terapi bir işe yaramıyor. Bazılarına çift terapi lazım. Yani bazılarına iki terapist birden ancak müdahale etmek durumunda. Ya başka türlü bu işin içinden çıkacak bir durum yok yani. Sorunun en azından büyük bölümünün bende olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben hala bu evliliği kurtarmaya çalışıyorum. Bak çift terapisi aldım. Tek başına gireceğim şimdi. Mete Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Masum Bey. Siz nasılsınız? Eşinizi göremiyorum bu arada. Ya evi terk etti ya. Yine gitti. Yine mi? Bu sefer neden? Ya ufak bir sürtüşme oldu ya. Çok da önemli değil ya. Anlıyorum. Masum Bey size bu konuda bilimsel tavsiyem kesinlikle bir uzman olarak çocuk yapmanız. Ne demişler çocuk evin neşesidir. Hem bu sayede birbirinize de zaman ayıramazsınız, salça da olamazsınız çocukla uğraşmaktan. Ha öyle mi? Lan sen yine karınlanla mı konuşuyorsun? Masum Bey sen de. Ne kadar çalışıyor burada görmüyor musun? Kalk benle ilgilen biraz. Yeter bütün gün bilgisayarın başında. Ya ne yapayım bakıyor? Seni tutup tasmandan çişe mi götüreyim be? Odanla anne bak. Bok götürüyor bok. Lan ne var ne oradan lan? Bak bak bok götürüyor bokun çevresine bak kanka. Ne yapayım seni tutup tasmandan çişe mi götüreyim be? Odanla anne bak. Bok götürüyor bok. Lan ne var ne oradan lan? Vallahi yemin ederim kalkarsan var ya ağzının ortasına bir tane çarpacağım ha. Mete Bey sakin olun olur böyle şeyler birlikte. Allah belanı versin. Terapist akıl vermeye başladı. Valla boşanın sizin işte olmaz zaten düzelecek gibi değil bu işler. Boşver boşan. Aklın yolu birdir bak. Adam da aynısını söylüyor. Yarın ilk işin boşanma. Bu iş bu kadar. Öyle insanlar geliyor ki yani onların çift olarak ailecek, eşleriyle, dostlarıyla kalabalık halde terapiye gitmeleri gerekiyor. Çünkü çevreleri de bozuk. Ya bu insanlar tek başına manyak olmamış ki. Evlenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Evlilik 10 numara çok güzel bir şey. Böyle ben evlendikten sonra dedim ki niye herkes evlenmiyor? Hayat standartın artıyor ya. Bizim lisede tek evli benim. Herkes beni parmakla gösteriyor. Herkes bana imreniyor. Nöbetim yoksa günde 16 saat çalışıyorum. 4 saat uyuyorum, 4 saatte ailemle zaman geçiriyorum. Tabii canım sosyalleşiyoruz. Her hafta pazar günü parka gidiyoruz. Belediyenin yeni yaptığı bir park var şurada yakın. Fiyat performans olarak çok iyi bir avukat önerdiler. Şimdi onun yanına gidiyorum da bir türlü yerini bulamadım ki. Neredeydi bu? Şuradan birine sorayım ya. Birader selamünaleyküm. Avukat Cengir varmış. Nerede onun yeri? Aleykümselam. Bak dümdüz git 200 metre ilerden sağa doğru dön. 3. kapı. 5 liram var mı? Yok kardeş yok. Bozuk olsa veririm valla. Eyvallah sağ ol. Bütün geyikler yapılmış ya. Oğlum açsana. Bana niye sor? Valla evliliği herkese tavsiye ediyorum. Baba öğretmen pastel boya almasan okula gelme diyor. Ne pastel boyası ya? Bir de bunların masrafıyla uğraşıyorum. Hayırdır oğlum güzel sanatlar mı? Oğlum pastel boya travma lan bende. Sen de yaşadın mı Diren? Küçükken resim dersinde pastel boyalar açılırdı abi böyle. 36'lı Monami pastel boyası olanlar olurdu. Onda kalemtıraş falan da çıkıyor silgi falan da. Ben o konuda şanslıydım 18'likler ya. Falan vardı galiba. 16 ya da 18. 8'liler vardı en ucuz versiyonu. Abi ben o konuda şöyle şanslıydım. Annemin mükellefi vardı. Muhasebeci defterini tutuyor ya. Kırtasiyenin defterini tutuyordu. Elif anneme para hiç vermiyordu. Biz de kırtasiye alışverişiyle adamla alıyorduk parayı. Sizin Monami pastel boyanız kaçlıydı? Benim 8'liydi. Ben çok... Bak, onda... Bak birçok kişide 8'i varmış. Orland'la... kimde? Candan Geçmez'de varmış 8'li. Arkadaş Orland'lı abi 48'lisi var varmış. O zaman yoktu herhalde. 36'lı vardı bizde. Nasıl lan 48'li? Ha baya çantalı. Kanka Murat Oklar diye arkadaşım vardı benim. Doktor oldu. O 36'lı kullanıyordu. Bir de altın yaldızlı boyalar oluyor onda. İstiyorsun mesela... Hani vermeyebilir anladın. Murat veriyordu da. Kötü hissediyor insan ya. Ekipman yetmiyormuş gibi düşün. Esporcu olacaksın. 30 FPS'de oynuyorsun yani. O resmi nasıl güzel çizeceksin abi 8 tane boyayla amına koyayım. Allah Allah abi. Yani neler diyorsun? Kanka valla öyle. Belki ressam olacaktım oğlum ben 8'i aldım. Allah Allah Picasso'nun 48'li Monami pastel boya setim var mı? Kanka hayır paranın önemini orada anladım diyorum ben. Genç yaşta böyle. 6-7 yani. Ben bir tık şakamdayım abi. 36'lı be çanta gibi diyor. Bak abi millet zengin demek ki ülke iyiye gidiyor. 36'lı varmış birkaç tane. Ne okuyorsunuz? Ressam mı olacaksınız? Monami mi yoktu diyenler. Tamam bir yolunu buluruz alırız.
Merhabalar Cihangir Bey. Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Telefonda da bahsettim. Bu eşimle boşanma mevzunu nasıl en hızlı şekilde hallederiz? Üç kez yüzüme karşı boşanmak. Ya, abi hastasıyım ya bu adamın. Dediği zaman boşanır zaten. Onu yaptım hocam ama bir de resmi olarak boşanmamız lazım yani devlet nezdinde. Ya performans avukat. Nasıl ben de zaten ben boşanma direkt boşanmıştır diye ben sana belge cek veriyorum. He. Trafik ruhsatı gibi ruhsatlı istediği gibi gezebilirsin. Boşanmıştır bir de temiz olanı da veriyorum yanında ekstra. Hiç evlenmemiştir değil daha ne yapayım. Ama bir şey de mi yapabilir? Dul olmayacak mı? Valla baydına da veririm babama da anneme de istediğine veririm sorun yok. Peki nafaka ne kadar öderiz biz bu aslında benim... Bedava ya canlı sağ olsun. Yok size değil eşime vereceğim ya. Ha nafaka asgari ücret. Mesela ben ne kadar ödeyeceğim size bununla ilgili? Hiç. Ücretsiz mi yapayım? Evet tüm dünyada her şey parasız. Yok hayır Cengiz hocam ben aylık 4000 lira kazanıyorum ama. 4000 liraya 13 bin lira dersin. 4000 lirayı sen 30'a böleceksin 13'ü bulacaksın. 13 bin lira mı yapıyor? Çok evet. Doğru konuşuyor. Alo Mansun. O konuştuğumuz mevzu vardı ya. Onu şimdi hallet. Biz 2 saate çıkacağız evden. Tamam. Turuncuyu aman gri. Tamam. Hadi gözümsün hallet. Hadi görüşürüz. Gördünüz değil mi? Herkesin pastel boyası varmış. Benim oğlumun pastel boyası yokmuş. Ben bir pastel boyası alamayan adama adam mı denir? Yemin ediyorum benim babam da aynı tribe girmişti sana yemin ederim Diren ya. Ama yani. Kavga çıkmıştı bunun için mi unutamadım yani. Kaç para lan bir pastel boya? Parasını... O da içiyordu. Kanka rakı parasını sabahtan ayırdıysa haklı ama yani. Pastel boya bir anda çıkmış. Alkolü vardı babamın. Buyurun abi tamam. Başka bir isteğiniz var mıydı? Vardı dediğim hala içiyor güncel olarak da yani o zaman da içiyordu. Abi de ortaya haydari, çoban salatası falan da yapar. Ben çok dertlenmişim ya paylaşasım var geçmişteki travmalarım demek ya. Bunları böyle... Abi sen harbiden yemin ediyorum bir döküldün ha. Ben niye abi? 36 bir uzan anlat istiyorsan benim. Abi çocukluğuna inelim. Onu yaparız o streamde. Kaçtı demiştin Monami'yi? Sen çok iyi olur. Mimoza olur o da olur. Mimoza falan söylüyor. Eyvallah sağ olasın. Afiyet olsun aşk. Ice tea mi viski mi o? Bak sen bir saat aldın. Bundan diğerleri gibi kaybetme. Teşekkür ederim. Diğerleri gibi kaybetme diyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Oo, başka kız yazdı. Arkadaşlar bir yemeğe çıkalım ya. Sizi bir yemeğe götürelim biz ya. Hı? Beraber gidelim. Gidelim, güzel olur. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. İlahiyat fakülten de geldiği zaman kapım ona göre yani ben seni... Bir saniye hocam. Edin diye değil, olsa dükkan senin. Haberlere mi çıkmışım? Hocam bir televizyon açabilir miyiz? Hadi açalım. Ben kendisiyle insan gibi konuşuyorum. İletişim kurmaya çalışıyorum. Canani Koca'dan akıl almaz şiddet. Dediğini şey etmiyorum. Yalnız kendisi bana... Bu televizyondaki o karı koca kavgalarını gösterdikleri programlar var ya, onlar da Türk aile yapısını aslında çökertmek için bir operasyon bence. Bazıları yani istisnalar bazı var da. Bazı hikayeler evet abi. Bazı hikayeler hakikaten... Da. Yani o hikayeler artık o böyle YouTube'a da düşsün çok izlensin ondan sonra reyting olsun falan diye yapılıyor. Çok belli yani kurgu oldukları. Yani YouTube gibi televizyonda kurguya döndü diyebilirim bu şeyler için. Siz de bunalıyorsunuzdur, içiniz kararıyordur. Hatta siz izlemiyorsunuzdur. Anneler, babalar, babaanneler, dedeler izliyordur. Onlar anlatıyordur o hikayeleri size. Ve hep tatsız konular yani. Hem psikolojik hem fiziksel. İzlemeyin abi zaten bak ben... 10 dedim geçen yayın sonra dedim düzelttim yani 14-15 yaşından beri izlemiyorum ben. 16 yıl abi olmuş. Abi izliyoruz. Diren abinin yayınlarda izliyoruz. Lan Diren televizyonla taşak geçmek için açıyor onları ama işte yani. O eğlence içeriği olarak kullanıyor artık. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey oluyor bir de televizyonda sürekli bize misilleme yapıyor. Sosyal medya çok kötü. Sosyal medyada insanlar sıkışıyorlar falan diye böyle sürekli böyle bir şey aynen oluyor. Aynen kanka ben kaç kere çıktım ya. Kaç kere haberim olmadan benim yayındaki görüntülerim falan alındı kullanıldı orada böyle. İnanılmazlar ya. Şeyi koymuşlar kanka. Bir skandal oldu ya onu televizyona haber yapmışlar tamam mı? Annem de o yayınlandığı anda görüyor falan filan. Benim ne haberim var? Hani bitimiz yok bir şeyimiz yok alnımızak. Bir tane orospu çocuğu atmıştı ya bana bit bu skandallardan sonra böyle. 1500 evet. Bitmine. Ondan da emin değiliz bitçi mi değil mi. Oraya sövdüğüm yeri koymuşlar kanka televizyona. Nasıl geldin benim klibi aldın da yükledin. Ne aşağılık ya.
Boşanmak istiyorum. Boşamam seni diyor. Ya o kadar kötü ki algı. Mesela ben anneme nasıl anlatayım şimdi bunu? Annem güveni tam hani biliyor, öğrendi zaten televizyonda bazı içeriklerin aşağılık bir şekilde hazırlandığını da. Bir skandal var. Benim alnım böyle tertemiz. Evimde yaşadığım kardeşlerimle beraber. Söz konusu bile olamaz hiçbir şey zaten. Adam o skandal konusunun içine herkesten onar saniye kesit koymuş abi. Beni de koymuş oraya. Orospu çocuğu atma diyorum böyle. Tam o saniyeyi almış koymuş. Annem onu görüyor mesela. Sonra arkadaşları telefon açıyor. Kadri şey, çocuk işte çıkmış televizyona falan filan diye böyle. Ya anladın mı yani? Çok aşağılık bir yer. Abi bir günde bir bunu bilin abi. Televizyon yalan komple. Belgesel izliyorsanız doğrudur. Birçok şey yalan ama televizyonda. Belli amaçları var birçok haberin yani. Dava açtım tabii. Peşindeyim. Alacağım oğlum. Paraya çevireceğim onu. Gideceğim hayır yapacağım bir yere. Girsin götlerine. O koyan kanalların. Benim annem niye onu görmek zorunda? Telif hakkımı bile almamışlar. Orada yayınlanan içerik benim yayınımdan alınan bir kesit mesela. En kötü çekirdeğe yeni hediyeler alırım oradan gelen parayla. Bu davalar uzun sürüyor da. Vereceğim abi bir yere. Acı çeksinler amına koyayım. Alışsınlar yani. Bizim içerikleri yüzümüzü böyle kolay kullanamayacaklarına alışsınlar. Nefret ediyorum ya. Hayırlı hiçbir şey mi olmaz abi? Hep bütün sosyal medya fenomenleri mi orospu çocuğu yani? Hepsi mi aşağılık insan? Hepsi mi kötülük timsali? Hep öyle yayınlıyorlar abi. Bir gün güzel bir şey yayınlayan var mı? Falanca adam bir yere hayır işlemiş. Falanca adam güzel video çekmiş. Yok. Hep skandal, hep yalan dolan. Niye ben bu kadar doluyum ya? Devam. Dolmuşum oğlum, şişmişim demek yani. Abi sen bugün var ya anlatacağım. Sen bu karıyı boşama. Bu karı bizim ağzımıza sıçar. Sen iyisi git yanına al. Öyle mi diyorsun? Sen bir düşün taşın. Bence boşama. Arkadaşlar siz benle gelin. Biz beraber gidelim. Arkadaşlar benim arabaya gelsin, sıkışmasın. Aşkım sen deri kullanıyorsun biraz ya. Benle gelsinler ya, beni çekecekler şimdi. Gelin benle. Arkadaşlar ne yersiniz? Var mı böyle istediğiniz bir şey? Oraya gidelim. Lan. Ananı sikeyim. Fren mi sıkıyor? Lan! Kadına suikast düzenleyeceğim diye öldü ha. Hayat işte. Link, here come to town. Çok seviyorum. Şimdi bekarlığa geçebiliriz işte. Hah bak, bekarlık sultanlık dediniz ya. Bekarlık nasıl bir şey oluyor bir görelim. Ben de bir anneme selam verip geleceğim, eve gelmiş o. Tamam ben seni anlıyorum ama öğretmenler illa annesini görmek istiyor. Ne yapayım, eskort mu çağırayım? E tamam, eksik gönderirim o zaman 300 lira. Onlarca nafaka mağduru İstanbul'dan yola çıktı. Son 5 yılda evlenenlerin sayısında yaklaşık %8'lik düşüş var. Herkes evleniyor, seni evlendirmiyor. Evlilik korkusu. Bu bir fobim. İsmine de gamofobi deniyor. Bekarlık tıklanılacak bir durum mu? Bekarlık sultanlıktır. Bilimsel veriler de doğruluyor artık. Vallahi bekarlık çok güzel ya. Ben daha önce evliydim. Eşimle bir takım sorunlar yaşadık. Hatta tüm Türkiye'nin gözünün önünde oldu bu olaylar. Hatırlayanlar vardır. Hep internete her tarafa düştü. İçki onda, kumar onda. Beni aldattı, yalan sayılan desin. Buyurun. Öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak Gökçe Bey, Hazaroğlu köyünden tüm dünyaya selam olsun. Karıcığım ne olursun, bak burada rezil rüspü oluyoruz. Dön evine, bu iş olsun bitsin. Asla. Daha o eve dönmem. Tamam. Şimdi bekarım. Hayatları daha güzel. 40 yaşındayım, bekarım. Bayanlarla yüz yüze iletişim kuramıyorum. Kayıtta mısınız? Şu parayı alın da mendayı çekin. Yakışıklı gösterin. Ya hatta çok özür dilerim. Şu bayan abla çıkarsa ben daha rahat konuşabilirim. Ben Mehmet, bekarım. Hiç evlenmedim. Evlenmeyi de düşünmüyorum bile. Hayatım böyle 10 numara. Böyle canım, ben bir cappuccino alayım ya. Tabii. Cappuccino acaba... Kapıyla bağlantısı ne? Merhaba, ben Volkan Öge, sosyal hizmet uzmanı. Ya aldatmaysa bir kişiyle yaptık. Kumarsa zaten bir dönem oynadım, param kalmadı, bitti zaten, onu bıraktım. İçki sigara herkes içiyor, tek ben mi içiyorum? Bunlar bahane olamaz. Ne demişler? Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, sonbahar bahaneydi. 200'lük.
Bu da çok büyük bir problem. Çünkü evlendikten sonra herkesin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O masaya oturduğumuz zaman nikah memurunun Mehmet aynı zamanda kumar bağımlısıdır, akşamcıdır. Buna rağmen bu adamla evlenmek istiyor musunuz gibi. O zaman belki daha mantıklı evlilikler oluşabilir. Bence herkes hayatında bir defa evlenmeli, bir defa da boşanmalı. Çünkü insanoğlu dibi de görüp zirveyi de görmeli. Ölümü görecek ki sıtmaya razı olacak. Ben şimdi buradaki bekarlara ne kadar bekarlığı anlatsam da anlamayacak ki. Adam evlenmemişken onu neyi anlatayım ben bu adama? Bayanlarla aynı ortamda bulunamıyorum ama sosyal medyada tam bir playboy'um. Önüme gelene yürüyorum, herkese iş atıyorum. DM'den yürüyorum, alev atıyorum, herkese yorum yapıyorum, akıyorum. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Ben bilmiyorum, hiç evlenmedim. Deniz, sen evlisin. Aşık mısın kocana? Değilim aşkım. Ya kocası bunduysa ben öldürür. Demek ki neymiş kızlar? Evlilik aşkı öldürüyormuş. Biz eski eşimle o dönem sevgiliydik. Şimdi aileler mailler işin içerisine girdi, bir adı konsun dediler. Lan bir baktım nikah masasındayım. Ne demişler? Allah evlenmeden 3 ay önce erkeğin aklını alır, evlendikten bir hafta sonra geri verirmiş. Deninki o mesele oldu. Şimdi evlendirme süreci zaten bir altın borsasına dönüşmüş durumda. Hatta geçen gün öyle bir video gördüm. Böyle vardan izler gibi sahte çeyrek takan adamı bulmaya çalışıyorlardı kameralardan, bütün o aile toplanmış. Artık bu bir yatırım fonu gibi düşünülüyor. Fonluyorsunuz bu insanları. Bizim boşanma süreci bayağı sancılı oldu. Özellikle çocukların velayeti için avukatlar, akrabalar, herkes birbirine girdi ama sonuç istediğim gibi olmadı. Baba, annem evleniyormuş ha. Yapma ya. Şimdi bir şey takmadan olmaz. Acaba bana ne takmıştı? Çeyrek olmuş 1500 lira. Efendim baba? Yok oğlum, yok bir şey yok. Yarın yüz yüze eğitim başlıyor. Geçin siz erkenden yatın. Geç geç. Kafayı yemiş herhalde. Şeyhler de yarrak gibi başıma belettiler. İnşallah yeni enişte kabul eder. Şimdilik çok fazla geri dönüş alamıyorum mesajlara ama uzun süreli 3 tane ilişkim var. Yüz yüze hiç görüşmedik ama ben onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Nut falan atıyorlar. Ben hayırsever bir insanım. Ben harcamayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Bak mesela şunun üstteki koca. Kaç aldın kız bunu, doğru söyle. Gocuk. Aşkım gömlek bu. Gucci. 5000 falandı galiba. Galiba ne kız, fiyatını mı unuttun? Ya, ben böyle bir adamım. Ben cömert bir adamım ya. Bugün nihayet %100 eğitim başlıyor. Hadi arabamıza binip geç kalmadan gidelim oğlum. Bizim arabamız yok ki. Var ya oğlum, senin haberin yok. Dizel lazım, dizel olsun. Bekleyin 2 dakika. Kameramanlara rezil olmamak için. Baba bu ya. Araba bizim değil ki. Artık bizim oğlum. Çok masum bir şey. Üstü eğitim iyi oldu ha. Evde kafayı yemiş ya. Atlet gözüküyor, çatal gözüküyor. Çok zor. Ortamlar böyle. Bu bizim acılığımıza. Bizlerin Masum'un bir videosunda oynayalım kanka, oyuncu olarak. Oyunlar abi ya. Ya. Faizler indi ya, dolarlar yükseldi. Oğlum siz neleri takip ediyorsunuz? Şimdi ben size şunu sorayım. Siz harçlığınız dolarla mı alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Hayır. Şimdi şöyle düşeceksin. Pardon bir saniye. Zinet de var değil mi? Şahin, hayatım bana 300 lira borç verebilir misin? Bu model de var. Telefon faturamı ödemem lazım. Yoksa ulaşamayacaksın bana. Bunun da sınırı çıkıyor. Çok mutsuzum ya. Bebeğim kusura bakma, benim de acizlik durumum vardı. İşte asgarisi için biraz para ayırmıştım ama eğer sıkıntıdaysan atayım sana. Önemli değil, senin için daha acil. Ay çok teşekkür ederim canım. İban yollayayım mı sana? Yok, bende var kayıtlı zaten İban. Atıyorum birazdan. Tamam, tamam öptüm. 100 liranız var mı ya? Ben de atacağım dedim de kıza 100 lira eksiğim var. Diyelim ki ben bunu beğendim. Bununla evlendim. Bu ne olacak? Sonra sen kıskanmaz mısın? Kıskanırım hayatım. Bunu da aldım diyelim. Bu ne olacak? Hadi bunu da evlendim. Başkası ne olacak? O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor evlenmek. Kimseye de evliliği tavsiye etmiyorum. Hocam eti sizin, kemiği benim. İyi de beyefendi, bu çocuklar anaokulu için biraz büyük değil mi? Abi sen anaokuluna gitmiyoruz ki, Altı Bey'e gidiyoruz. Altı Bey burada da yok mu oğlum? Girin içeri, Altı Bey'e girin. Ne olacak ki? Burası lise. Oğlum Ozan kardeşi niye getirdin buraya? Zaten biz ikiziz. Aynı sınıfta okuyoruz. Peki kaydedebilir miyiz hocam bunları? Ben burada hoca değilim ki. Ya var ya, şimdiki bu nesille var ya, bu Z kuşağı okul beğenmiyor. Oğlum siz nerede okuyorsunuz lan? Baba tarif edeyim. Tamam hadi. Bir geçin sınıfınıza, akşam görüşürüz hadi. Baba bura değil ki. Ya hadi geç işte oğlum, geç şuradan sonra dön. Baba bura okul bile değil. Lan hadi geç, akşam görüşürüz hadi. Ben gençliğimde çok yakışıyorum. İran yemin ediyorum yaşadım aynısını ya. Oğlum ben eskiden müzisyendim amına koyayım. Klavye çalıyordum deli gibi. Çok hızlı nota vuruşları falan yapıyordum.
Babam götürüyordu tamam beni müzik kursuna. Bir yerden sonra dedi ki al sen şunu git dedi. Aldığı şey düğünlerdeki ork gibi bir şey kanka böyle. Oha. Onu taşımaktan şey yaptığım için vazgeçmiştim abi. Yani çalmayı bırakmak zorunda kalmıştım amına koyayım. Adam sanata küstürmüş seni az. Aynı hikaye ya. Ben böyle babayla amına. Ya. Al bir tık gelin çocuğu bir daha bir duyalım. Üzüldüm abi ya şu an. Sınıfınıza akşam görüşürüz hadi. Baba bura değil ki. Ya hadi geç işte oğlum geç şuradan sola dön. Baba bura okul bile değil. Lan hadi geç akşam görüşürüz hadi. Ben gençliğimde çok yakışıklıydım. Bütün kızlar peşimdeydi. Ama ben biraz seçici davrandım. İlkim özel olsun istedim. Kendimi ilkime sakladım. Arkadaşlar da dedi ki bekaretini satışa koy. Çok para var dedi bu işte. O dönem alıcı çıkmayınca el başta baş sikte kaldım öyle. Şimdi çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyorum ama bu bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Geçen mesela oturduk yemek yaptım çocuklara güzel güzel. Sonra yemeği yiyip lan bunun tuzunu eksik deyip yemeği duvara çarpıp evi terk ettim. Benim de kafam karıştı. Split filmindeki adam gibi oldum. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Bu çocukları da etkiliyor. Geçen mesela çocuk geldi beni bana şikayet etti. O da bilmiyor ki anne mi diyecek baba mı diyecek. Yanlış anlamayın. Ben çocuklarımı insan olarak seviyorum. Benim onlarla kişisel hiçbir problemim yok. Ama keşke benim çocuğum olmasalardı. Bekarlıktan yana tek sıkıntım çocuklarımın olması. Keşke olmasalardı. Dediğim gibi ben hayırsever bir insanım. Mesela geçen bir tane yayıncı kistameti olacakmış. 200 bin lira verdim. Şimdi eşim olsa çirkeflik yapacak. Yok o parayı bana ver göğsümü yaptırayım, oramı yaptırayım, buramı yaptırayım. Hayır falan da yapamayacağım böyle. Şimdiki gençler kara kara düşünüyor. Biz bir düğün yapsak da, dolar yağsa da. Biz evlenelim. Oğlum, olay gerçek değil mi? Bir tane yayıncı insanları aptal yerine koyup. Evet abi. Çok kötü ya. Ve yayın yapmaya devam ediyor mu? Banlandı mı mesela? Resmi dolandırıcılık ya o. Abi. Galiba ediyor. Son bir ameliyat kalmış. Ondan sonra sözü aldık biz. Biz sözünü aldık abi. Ondan sonra şey yapıyor. İnanılmaz ya. Twitch'e selam olsun yani. Olmaz. Çok iyi lan. Hiç kural yokmuş gibi bir evrende yaşıyormuşuz gibi sanki böyle. Da, dolar yağsa da. Biz evlenelim. He. Gelen altınlarla yatırım yaparız. Çok beklersiniz. O altınların yarısı borca gidecek. Diğer yarısı da sana takan arkadaşlarına gidecek. O da başka arkadaşlarına takacak. Böylelikle ne olacak? Üçgen biçimde birbirimize takmış olacak. Ben daha önce evlilik programlarına da çıktım. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. Nereye böyle? Bileyim. Söyle. Hadi diyelim sana uydum evlendim. Bir çevreme bakıyorum böyle bir. Annem babam mutsuz. Abim mutsuz. Arkadaşlarım mutsuz. Bana düzgün olumlu bir referans yok ki evleneyim ben. Her ayın 13'ünde tıkır tıkır eski eşimin haracını yatırıyorum. Şimdi nafaka nedir? Nafaka bir haraç değildir, bir borç değildir. Hiç sekmez. Passat. Kızlar bir saniye. Ney? Markayı zedeliyormuşum. Ya saçmalama lan kapat. Kaç gündür bu Passat'ın yetkilileri arıyor. İşte belirli müşterilerden arabaları geri çağırıyorlarmış. Parası da değil mi? Anne erkek şampuan işte. Yo benim tişörtleri ya. Nereye koyacaktık? Hangi göze sokacaktık bunu? Ya tamam ben hallederim ya. Tamam ben hallederim. Şimdi beyazları biz ayrı atıyoruz. Hepsini öğrendim. Bekar olunca hepsini öğreniyorum. Bir de o trip var değil mi? Bekar olunca hepsini öğreniyorum. He? Ya makine nereden bilecek amanın ne yıkadığını? Bir dakika. Alo. He? Frenleri mi? Tamam. Gri mi turun? Gri mi turuncu ben anlamadım ki. Değişik dertleri var ya. Adam eşine şaka yapacak. Frenleri sökecekmişiz. Tamam buradan oraya gideriz. Ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben aslında öyle bir adam değilim. Yani ben 3 dil biliyorum. Onlarca ülke gezdim. 2 tane üniversite bitirdim. Bazen böyle gece bakıyorum attığım storylere. Yani ben kendimden tiksiniyorum. Ben de biliyorum kadınlara öyle davranılmayacağını. Ben de biliyorum böyle kaba olunmayacağını ama yapacak bir şey yok. Mecburen ben bunu yapıyorum. Çünkü bizim Türk kızları bağırza seviyor. Oo. Doğru mu? Türk kızları bağırza mı seviyor beyler? Yorumlayın bakalım. Genelde. Eda yo sevmiyoruz demiş. Mütemadiyen büyük bir çoğunluğu. Helal lan chat hep aynı görüşteyiz. Genelleme yapmıyorum ama şu Barzo, Kro ne kadar adam varsa onları seviyor. Ben erkek sevmiyorum yazmış biri. Bak yanıtlara bak. Bir sürü yanıt geldi.
Bu amına koydum aracında ne buluyorsunuz lan? Bizim mesleğinde ne gecesi var ne gündüzü var. Araba manyağı kızlar var mı mesela Diren? Var abi. Ben bilmiyorum. Arabam olmadığı için siz atıyorsunuz evet, araba storyleri. Kesinlikle var abi. Ona reply daha mı çok geliyor harbiden? Benim arabaya gelmiyor. Senin araban değil ya mesela. Ya sen senin arabayı işte kullanmayı bilmiyorsun. Tesla var mesela. Abi. Aa ben benim arabayla gerçekten... Oğlum Alp o yüzden mi araba story satıyor bire? E tabii ki abi. Oğlum tabii lan kırmızı deri koltukları gösteriyor Alp fısat. Allah Allah. Mesela Alp abi aynı zamanda ne yapıyor biliyor musun? Tıraş oluyor ya. Tıraş olduğu zaman da genelde arabada atıyor. Hani ikili. Evet, evet. Ben hep arabada gördüm. Hiçbir genelleme yapmıyorum da demek ki onun da alıcısı var mı diye. Sordum buradan. Çakalp demiş bire. Tam uyalım ya. Özellikle mavi BMW arayan insan gördüm diyor. Deli olacağım amına. Şimdi Alp bir daha before after yaptığında bir ne yazsak ona ya kanka? Organize olalım sadece buradaki insanlarla. Abi araban çok iyiymiş yazalım mı? Ama herkes farklı cümlerle. Kendi evet evet beyler. Kimse kimse araban çok iyiymiş yazmayacak. Herkes Alp'in sakal durumu işte. Ne zaman gidecek kestirmeye? Bakıyorum bu ay başı abi. Her ay başı gidiyor. Ay başı gidiyor. Evet evet. Harika net. Harika beyler. Araban çok iyiymişi tamam mı? Bambaşka bir cümleyle anlatın. Ama kimse araban çok iyiymiş yazmasın. Oha abi koltuklar fenaymış. Aa ateş ediyor aa falan böyle. Abi koltukları niye kırmızı araba? O araba Ferrari mi ya falan yazın böyle. Alakam bırakıyor. Tamam güzel. Kanka. Motorun güzelmişler. Oo. Araç yıkılıyor. Abi trigger kayışına bağla beni. Tamam bakalım Alp onları görünce ne diyecek. Ya bunu Alp'in modları da söylemesin Alp'e de şaka yapalım yani. Ağır bir şaka değil sonuçta. Hakan Galas yazdı bile amcım. Hakan söylediysen sikerim seni. Şimdi bu turuncuyu mu yapacaktım, gri mi yapacaktım? Neyse ikisini de yapayım ya. İkisini de yapayım. Ne yaptı oraya? İşimiz bu kadar. Tamam. Ha işte gelin bakın. Ha dağınıklığa bak, ortalığa bak. Ha bir kadın olmuş olsa şimdi böyle ortalık dağınık olur muydu? Ben bu halde olur muydum? Kadın bu ya ben evlenmek istiyorum artık ya. Vallahi evlenmek istiyorum ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ha şimdi soracaksınız bir de evlenir misin diye. Bir kadınla evlenmem. Oh. O da şeyden alışmış herhalde kanka.